Biliyorsunuz bazı sürücüler alkollü araba kullanıyorlar ve bu illegal. insanların canı tehlikeye giriyor. Bu yüzden bence araba kullanılması yasaklanmalı. Bu cümleleri söylediğimde alay ettiğimi anlamamak için gerizekalı olmak gerekir. Ama bu cümlelerin benzerini gerçekleştiren bir kurum var. Yüce devletimiz. Kike niye yasak gelmişti? Kumar yayınları olduğu için. Şimdi ne yasaklandı? Twitch arkadaşlar. Niye? Kumar yayınları varmış diye. Videonun başında verdiğim örneği anladınız mı? Birebir bu gerçekleşiyor. Bir hükümet baskıcıysa ve bir şeyleri yasaklatmak istiyorsa siz önüne ne koyarsanız koyun o bunu yapacaktır. Ve yaptığı şeyleri de kafasına göre temellendirecektir. Twitch neden yasaklandı? Kumar yayınları yapılıyormuş. YouTube yasaklanabilir mi? Daha önce yasaklandı. Neden şimdi yasaklanmasın? Ne derler bu sefer? Yanlış propaganda yapılıyor. Orada da kumar yayınları var falan diye. Yani dikte bir rejim bunu devam ettirmek istiyorsa herhangi bir bahanenin arkasına sığınarak devam ettirebilir. Burada mesele şudur. Toplum kendi özgürlüklerinin yanı sıra başkalarının özgürlüklerine karışıldığında da aynı tepkiyi gösteriyor mu? Buradan şuna varacağım. Mesela 10 nifans Bugün Twitch için, dünküki için ağlayan tayfa. Acaba OnlyFans'ın kapatılmasına tepki gösterdiler mi yoksa göstermediler mi? Ben size bir şey söyleyeyim Z kuşağı arasında gerçekten çok parlak insanlar olduğu gibi zort kuşağı diye adlandırabileceğim. Özgürlükten hiçbir şekilde anlamayan ve kendine dokunmadığı sürece yapılan bütün diktaları destekleyen saçma sapan bir nesil de var. Ve onlar bunu alkışladılar. Ahlak bekçisi kesildiler. Başkasının özgürlüğüne dokunulunca hiçbir şey demediler. Oysa özgürlük böyle bir kavram değil. Yarın ona dokunan eğer aptal değilsen bugün sana da Dokunacak. Şimdi sorular var acaba YouTube'da yasaklanır mı, Twitter'da bir şey gelir mi, Facebook falan filan arkadaşlar olabilir. Bu ülkede oldu bunlar zaten. Kick videosunda anlattım ve buradaki muhabbeti şöyle yorumlayan arkadaşlara gerçekten çok sinir oluyorum. Ne var işte yayın platformu, başkasına geçersiniz. Ya da Onlyfans, Kick, Twitch kardeşim ne var yani bunlara muadilleri yok mu? Oğlum bu böyle bir şey değil. Oyun şirketleri, oyun yapımcıları, reklam verenler, oyuncular, izleyiciler, yayıncılar bunların hepsi birbirine girif şekilde bağlı. Yani sen bir platformu kapattığın zaman aynı zamanda o platformdaki hem devlete olan hem de emekçiye olan para akışını kesmiş oluyorsun. Yani bu tamamıyla lose lose problemi. Kazanan hiç kimse yok. Ve anlattığım gibi yalnızca birkaç yayıncının para kazanmasıyla alakalı bir mesele değil bu. Şu an Twitch'in kapanmasıyla ya da dün Kik'in kapanmasıyla aynısını OnlyFans'a ya da başka kapanan sitelere de ekleyebiliriz. Bu platformlarla bağlantılı iş yapan herkesin ekmeğine taş koyuldu. Ve bunu daha geniş perspektiften düşünürseniz yarın bir gün ben bir yayın platformu olsam Türkiye'de böyle bir girişim yapmak istemem mesela. Ve Türkiye'de böyle bir yatırımcıyı kaçırmış olur. Yatırımcı nedir? Ülkene döviz sokacak kişidir. Seni markalaştıracak, insanlara hizmet verecek, istihdam sağlayacak kişidir. Aynı zamanda tüm bunları yaparken sana tonla da vergi ödeyecek adamdır. Yani devlet de bundan kazanacaktır. Ancak devlet hantal olunca, devlet bu işlerden anlamayınca işte böyle hareketlerle yatırımcıyı da kaçırır. Yani tüm bu yaşananlar arkadaşlar sadece Twitch gibi bir platformun kapatılması bile Türkiye'nin özgürlükler bakımından nasıl bir karanlıkta olduğunun göstergesidir. Şimdi tüm bu bu hükümet eleştirileri ve Twitch kapandıktan sonra neler olabilir sorularını bir kenara bırakırsak dün ben hükümete eleştirdiğim için çok eleştirildim arkadaşlar. Yine AKP'li ilan edildim. Nedenini tahmin edebiliyorsunuzdur. Ben de başıma böyle bir şey geleceğini biliyordum zaten. Türkiye'nin yaparak dünyadaki ilk 4 ülkenin arasına girdiği 5. nesil savaş uçağı Kaan. Geçen gün tanıtıldı. Ben de bu konu hakkında bir video yaptım. VM'ye geçen herkese açıkça tebrik ettim. Ve Twitter'da herkes üzerime gelmeye başladı. Lan seçim döneminde resmen savaş verdik burada. Yalan yanlış editlerin gerçek gerçeklerini anlatmaya çalıştım. Halk konsolide olsun artık şunlar başımızdan gitsin. E seçim dönemi bitince başıma gelmeyen de kalmadı tabii ki. Bir sürü soruşturma, polisler kapıma kadar geldi, avukatlara para döktüm. Elimden geldiğince mücadele etmeye çalıştım. Kanaldaki bin videonun 700'ü siyasi ise neredeyse hepsi muhaliftir. Ki bunları ben muhalifim demek için yapmadım. Gerçekten yaşadığım problemler vardı ve burada anlatmak istiyordum. Ama dönüp dolaştı arkadaşlar. Ümit Özdağ'ın, Mansur Yavaş'ın, neredeyse bütün muhalif siyasetçilerin tebrik ettiği halkın muhalif ya da iktidar destekçisi fark etmez. Çok büyük bir kısmının memnuniyetle karşıladığı ve karşılaması gerektiği kan projesini tebrik ettiğim için AKP'li ilan edildim. Hatta öyle bir noktaya getirdiler ki artık hükümete eleştiremezmişim çünkü ben hükümetin yanındaymışım gibi. Oğlum elin saf. Hadi yaşadığımı bilmiyorsunuz. Yaptığım videoları da mı görmüyorsunuz? Ki daha komik bir şey söyleyeyim. Bu benim ilk Erdoğan'ı övdüğüm video değil. Daha öncesinde de bu kanalda doğru bulduğum hareketlerini övdüm. Neden övdüğümü de detaylıca açıkladım. Tabi onların beklediği beton kafalı bir muhalefet. Kusura bakmayın. Ben öyle değilim. Uzun zamandır kimseyle bir dramam yok. Olsun da istemiyorum. Ama Twitter'daki bu bok kitleden, özellikle iftiralardan falan çok yorulduğum için bir cevap vermek istedim. Bu kimseyi ben AKP'li değilim diye ikna etme videosu falan değil. İstediğinizi diyebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Ama bugüne kadar kim ne yapmış, kim ne yaşamış bir gözden geçirin diye anlatmak istedim. Twitch'in kapatılma muhabbeti ve yediğim linç bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkürler dostlar.